Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok hızlı olarak piyasaları bir analiz edeceğiz. Daha sonrasında dünkü videomuzda Binance'ın yeni Launchpad projesi Toko Kripto'da birkaç kısım eksik kalmış. Bunlara açıklamasını yapacağım sizlere arkadaşlar. Ve daha sonrasında da MP Coin'de yeni bir listeleme geldi GTO borsasında. Bununla ilgili geniş olarak yer vereceğiz. Çünkü birçok arkadaşımızın yatırım var MP Coin'de. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar hemen Bitcoin'i açtığımız zaman şu anda grafiksel olarak Bitcoin'de 61.844 dolarda zirve noktamız olduğunu, bildiğiniz gibi tüm zamanların zirvesi olarak geçiyor bu nokta ve bizim direnç noktamız şu anda 55.041 dolarda da destek noktamız olduğunu görüyoruz. Şu anda güncel fiyatı 58.157 dolar seviyelerinde seyrediyor. Yani destek ve direncimizin tam arasında ve 9 Nisan'a kadar beklentimiz altcoin rallisi yönünde olduğunu sizlere söylemiştim. Eğer Bitcoin'de yeni bir zirve gelmezse altcoin rallisi beklentimiz hala devam ediyor 9 Nisan'a kadar. Ethereum'da hemen grafiksel olarak incelediğimizde düne göre biraz fiyat düşüşü geldiğini görüyoruz. Dün baktığımızda çünkü 1858 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Şu anda 1815 dolar seviyesinde ve 1929 dolarda direnç noktamız 1615 dolarda da destek noktamız bulunduğunu görüyoruz. Ve Fetch AI coin'de arkadaşlar 7 Nisan'da bir airdrop yapılacağını söylemiştim sizlere. ATM isimli bir coin verilecek. Ve arkadaşlar dünkü videomuzda demiştim ki destek ve dirençlerde değerlendirebilirsiniz. Dün hatırlarsanız 0.743 dolar seviyelerine kadar sarkmıştı. Şu dünkü mum arkadaşlar baktığımızda 0.767 dolar seviyesine kadar sarktığını görüyoruz ve bu seviyelerin arasında gidip geleceğini artık airdrop'a kadar yani 7 Nisan'a kadar destekte de alınıp dirençte de satıldığında kar ettirebileceğini söylemiştim. Bugün yeni bir zirve daha geldi ve baktığımızda 0.876 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu anda da 0.850 dolar seviyelerinden işlem görüyor Fetch ve 0.838 dolardaki tüm zamanlar zirvesini kırdı. Şu anda tüm zamanlar zirvesini 0.881 dolar seviyelerine kadar taşıdı. Bundan dolayı özellikle stoplu beklenebilir. Yani desteklerde alıp dirençlerde satmak 7 Nisan'a kadar özellikle kar elde ettirecektir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Ama şuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yüksek seviyelerden giriş yapmayın. Çünkü 7 Nisan'dan sonra fiyat düşüşü bekliyorum bakın. Fetch ay coin'de. Şimdi siz yüksek fiyatlardan giriş yaparsanız yani dirençten şu anda giriş yaptığınızı düşünelim 0.850 dolardan bu destek noktasına geri sarkacaktır. Eğer 0.838 dolar yeni destek olarak kullanmazsa şu andaki destek noktamızın hala 0.743 dolar olduğunu söyleyebilirim Fetch iCoin'de. Bunda da kesinlikle terste kalmanızı istemiyorum. Ondan dolayı XM Coin'deki gibi 7 Nisan'dan önce artık işlemlerimizi bitireceğiz. 7 Nisan'a kadar ne kar edebilirsek destek de alıp dirençte de satarak karımızı edeceğiz arkadaşlar. Bitcoin'in dominansına hemen hızlıca bakalım şu anda. %60.70 seviyesinde dominansımız olduğunu görüyoruz. Ve %60'ın altına sarkmayı bekliyoruz demiştim sizlere. Şu anda %62.25'te direncimiz %57'de destek noktamız var. Altcoin market cap'e de hemen hızlıca baktığımda 702 milyar dolar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Bugün 670 milyar dolara kadar bir gerileme geldi. Fakat daha sonrasında kendisini toparladı. Yani 300 milyar dolar daha artarsa bizim 9 Nisan'daki rally hedefimizin gerçekleşeceğini düşünüyorum. 1 trilyon dolar beklentimiz vardı çünkü 9 Nisan'a kadar bu beklentimiz de hala sürüyor şu anda. Ve Binance'da arkadaşlar Launchpad'de Toko Kripto isimli coin'in launchpad'inin olacağını söylemiştim dün. Bazı kısımlar eksik kalmış. Arkadaşlarımız bana dediler ki hocam sözleşmeyi nasıl bulacağız şeklinde söyleyen arkadaşlar oldu. Şimdi Binance borsasına girdiğinizde burada yukarı kısımda Launchpad kısmı var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi Launchpad'e girişinizi yaptınız ve hesabınıza da girişinizi yaptınız. Buradan katılım yapacaksınız. Hani 4 saatlik süre verecekler size demiştim ya. Şurada da hatta tekrardan o 4 saatlik süreyi söyleyeyim sizlere. Yani sizin şu anda yapmanız gereken tek şey elinizde BNB tutmak. Yani bunu dün almanız şarttı diye bir şey yok. Çünkü her saat olarak ortalama alınacağından dolayı bunu bugün de alabilirsiniz, yarın da alabilirsiniz. Ama ortalamanız tabii ki vakit geçtikçe biraz daha düşükte seyredecektir ve 0.1 BNB üzerinde olan insanların bu launchpad'e hak kazanabileceğini söylüyor borsa. Borsadan da dün hatta Twitter hesabımızdan da paylaşımını yaptım bunun. 0.1 BNB alt limit var ve daha sonrasında da katılım döneminin sizlere 31 Mart ve 7 Nisan olduğunu söylemiştim. 7 Nisan'da sabah saat 7'de arkadaşlar ve 7 Nisan'da Türkiye saatiyle sabah saat 11'de yani 7 ile 11 arası 4 saat içerisinde katılmanız gerekiyor. Katılacağınız yerde Binance borsasında yukarıda şu kare kısma girdiğinizde burada Launchpad var. Buna giriyorsunuz ve buradan Toko Kripto'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Hesabınıza girişinizi yapıyorsunuz. Buradan katıl diyorsunuz. Yani elinizde BNB ortalama tuttuğunuz için size katılma seçeneği çıkacak burada katıldıktan sonrasında burada da bir de sizlere sözleşme çıkacak katılırken. Bu sözleşmeyi riskleri kabul ediyorum şeklinde onayla yapıyorsunuz. Sözleşme kısmı özellikle bana çok soruldu. Nereden gireceğiz? Nasıl yapacağız şeklinde Bundan dolayı arkadaşlar dediğim gibi bu 4 saatlik süre içerisinde yani hem katılım onayınızı yaparken o zaman sözleşmeyi onaylayacaksınız sadece ve sözleşmeyi onayladıktan sonra da ha bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum sizlere. Hani demiştim ya BNB'lerinizi satabilirsiniz. Sabah 7'den sonra BNB'leriniz düşebilir şeklinde söylemiştim. Şimdi Toko Kripto'ya katılmak isteyen arkadaşlar BNB'lerini sakın satmasınlar. Çünkü BNB üzerinden ödeme yapılacak. Bundan dolayı da BNB'lerinizi yine tutmanız gerekiyor. Yani öğlen saat 11'den sonrasına kadar hatta saat 11'den 12 arasında da 7 Nisan'da dağıtım olacağı için bloke konulacak BNB'lerinize. Ve daha sonrasında saat 12'den sonra dağıtım gerçekleşecek. Yani bunların hepsi bitene kadar BNB'leri satamazsınız. Eğer Toko Kripto'yu almayı düşünüyorsanız ama ben Toko Kripto'yu almayı düşünmüyorum. Ben şu anda BNB'mi alayım fiyat maksimuma çıktığında satmayı düşünüyorum diyorsanız da BNB'lerde ufak düşüşler gelecektir. Yani BNB başı 30 dolar, 40 dolarlık bu Toko Kripto launchpad'i bittikten sonra düşüş gelecektir. Bundan dolayı da bunu göz ardı etmeniz gerekiyor. Çünkü ne demiştim? Toko Kripto'da yaklaşık 10 katı alma ihtimaliniz var. Şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle demişler. 0.1 dolar hocam 10 katı alsam 1 dolar yapar. Yani 10 tane coin verseler bana bu sadece 10 dolar yapıyor. Benim BNB zararımı karşılamaz diyen de birçok arkadaşımız olmuş. Mantıken de bu şekilde de bir şey var ama coin'in tabii ki 50 katı mı yapar 20 katı mı yapar ben minimumu söylüyorum sizlere 10x diye ama 20 katı 30 katı da yapma ihtimali var bunu da göz önünde bulundurun. Arkadaşlar hemen şimdi MP coin'e geçiyoruz MP'de birçok arkadaşımızın yatırımı var bunu da sürekli bana yorumlarda geliyor maillerde geliyor hocam MP coin ne olacak Borsa listeleme sözü vermişlerdi bunu gerçekleştirmediler. Ve geçen de admin ile olan görüşmemizde de Telegram grubunda bir borsa listesi geleceğini söylemişti. Zaten herkes görmüştü orada. Ve GTO borsasıyla anlaşmaya çok yakın olduklarını biliyordum ben. Daha sonrasında ikinci borsa için uğraşıyorlardı. Asıl bize ikinci borsanın hangisi olacağı önemliydi. Fakat bugün GTO borsasında listeleniyor. Gate da şimdi Çin'in büyük borsalarından. Baktığımızda MP Coin'de arkadaşlar bu haberi Twitter sayfalarından duyurduğunu görüyoruz. Yani GTO değişimi bugün başlayacak. Sayfayı Türkçe'ye çevirdiğimden dolayı arkadaşlar bu kısımlarda bazen böyle saçma sapan şeyler gösteriyor. Ama sayfayı globale çevirdiğim zaman yani İngilizce'ye çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi her şeyin düzeldiğini görüyorsunuz. Ama sayfayı Türkçe'ye çevirince Google çeviri bazen yanlış çeviriyor. Bundan dolayı da dediğim gibi GTO borsasında bugün MPI listeleniyor. Şu anda fiyatına baktığımızda da bugün ciddi bir yükseliş geldi. Neredeyse %30 oranında arttı MP coin ve 0.0918 dolar seviyesine kadar yükseldi. Maksimum arzının 1.5 milyar adet dolaşımdaki arzının 250 milyon adet olduğunu ve 36 ay boyunca ekip tarafından bunun yükseltilmeyeceğini 1 milyar adetin kilitli kalacağını sizlere söylemiştim. Bu ekibin taahhüt ettiği bir sözdü. Ve baktığımızda MXC borsasında şu anda 0.091 dolardan bir da 0.092 dolardan satış yapıldığını görüyoruz. GTO'da da listelenince tabii ki coin'e biraz daha hacim girecek ve bu coin'i güçlendirecektir. Daha aslında aslında beklentimiz daha da büyük borsaların gelmesi. Daha da büyük borsalar gelirse her zaman bunu sizlere söylüyorum. MP'de 1 dolar hayal değil. Ama Binance borsası gibi, Huobi borsası gibi, Bitrex gibi büyük borsalar gelmesi gerekiyor. Yani hacimsel olarak para girmesi gerekiyor coin'e. Bu aslında yeni çıkan coin'ler için şart olan bir şey. Şimdi borsalarda listeli MP Coin, Gate.io da güzel borsa, EMX'i de güzel borsa. Ama birkaç tane de büyük borsa gelecek. Ekibin zaten görüştüğünü biliyorum büyük borsalarla. Ama sürecin biraz yavaş ilerlediğini söylüyorlar bu görüşmelerin. Çünkü büyük borsalarda yoğun birçok token listeleme, coin listeleme talebi geliyor büyük borsalara da. Bunları sırayla inceliyorlar, mailları sırayla inceliyorlar. Bundan kaynaklı biraz gecikmeli gidebilir. Ondan dolayı hep sizlere dedim ki MP'yi biraz uzun vadeli tutun. Ama çoğu arkadaşımız ben sermayenizin onda biriyle alın, maksimum onda ikisiyle alın dememe rağmen tamamıyla aldığı için... Şu anda tabii ki bir yere kımıldayamıyorlar. Neden? Yeni bir fırsat geliyor değerlendiremiyorlar. Bakın Fetch AI'de fırsat geldi mesela değerlendiremedi. Çünkü para MP'ye bağlı ya da başka coinlerde fırsat geliyor para MP'ye de bağlı değerlendirilemiyor. Bundan dolayı özellikle söylüyorum paranızın az bir miktar yani onda biri onda ikisi yeni çıkan bütün coinler için bu böyle. İşte ICO'dan bir coin alacak olabilirsiniz. Yine onda biriyle alacaksınız. Tutup da tüm paranızı bir ICO'ya bağlamanın mantığı yoktur. Bu hangi ICO olursa olsun fiyatlanacağını bilseniz bile çünkü riski de var. Büyük borsada listelenmesi uzun bir süre sizi bekletebilir. Bundan dolayı az miktarla girmek gerekir. MXC borsasında da şimdi sizlere hemen MP coin'in destek ve dirençlerini vereyim arkadaşlar. Şu anda destek noktası olarak 0.075 dolar kullandığını görüyoruz. Direnç noktası olarak da 0.092 dolar seviyesi var. Gördüğünüz gibi şu anda tam direnç noktasında ve bu direnci geçmesi durumunda ise bir sonraki direnci 0.111 dolar seviyesinde olacak. Burayı da geçerse 0.121'de bir sonraki direnç noktası var. Bu direnç noktalarını özellikle takip edin. Çünkü dediğim gibi yeni bir borsa listelemesi geldiğinde fiyat güzel şekilde yükseliyor. Daha sonrasında insanlar sattıklarından da bazı kişiler bundan da kaynaklı. Ama coin satılsa bile ne kadar satılabilir? Maksimum satılacak 250 milyon adet. Çünkü 250 milyon adet var şu anda dolaşımda. Yani fazla bir adet olmadığından dolayı coin'i çok oynayamıyor borsalar. Yani fiyatları çok aşırı düşürüp aşırı yükseltemiyorlar bundan kaynaklı. Adetin az olması her zaman iyidir. GTO borsasında da baktığımızda ana sayfasında duyuru geldiğini görüyoruz. Burada MP coin ile ilgili bir duyuru var. Hemen sizlere de hatta bunu göstereyim arkadaşlar. Duyurumuzda diyor ki 40 bin dolar ödül dağıtılacak. 574 bin MP coin ödül olarak dağıtılacak. Bunu nasıl alabilirsiniz? kullanmak için MP coin'e oy verin diyor. Oylama süresi 31 Mart ve 1 Nisan arasında. Bu oylama turunda 10 milyon oy alırsa MP GTO USDT ticareti için MP'yi listeleyecektir diyor. Oylamaya katılan kullanıcılar toplamda yaklaşık 574 bin MP airdrop ödülünü paylaşabilirler. Oylama kanalı bağlantısı en iyi 600 para yatırma kullanıcısı için buradan yapılabilir diyor. Ya da yatırılacak 600 kullanıcı 43100 MP'yi paylaşacak diyor. Formu doldurun ve kampanyamızı buradan takip edin diyor. En az 2870 MP yatırmanız gerekiyor GTO'ya bu arada. Bu airdrop'a katılabilmeniz için de. Ayrıca katılım 3'te de 300 dolarlık MP coin kazanmak için diyor ki şanslı çekiliş ile 7 günlük 4300 MP bir Twitter hediye etkinliği başlatacağız şeklinde söylüyorlar. MP'nin Telegram da 500 MP hediye dağıtılacağını söylüyorlar. Bundan dolayı da arkadaşlar MP coin'e buradan oy da verebilirsiniz. Bu airdroplara da katılabilirsiniz. Yani para kazanmanız da mümkün. Değerlendirebilirsiniz. Gate.io'nun yine bu oy verebileceğiniz kısmın linkini videomuzun açıklama kısmına koyacağım. Zaten çoğunuzun Gate.io'da artık hesapları var. Buradan Gateway'a oy verebilirsiniz ya da içerisine mesela 2870 adet MP yatırırsınız. Bundan sonrasında yine airdrop alabilirsiniz. Çünkü bölüşülecek bu airdroplar. Diğer airdrop etkinliklerinden de faydalanabilirsiniz. Bütün airdrop etkinlikleri bu sayfada yazıyor. Bu sayfanın linkini de yine dediğim gibi videomuzun açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Yani MP'de olanların da çok korkmasına gerek yok aslında. Çünkü ekip bu listelemelerle bir nebze de olsa güveni hala taze tutuyor. Bundan dolayı da dediğim gibi yeni listelemeleri de beklemek gerekiyor. Ama bir anda da coin'in hemen çıkar çıkmaz 20 katı 50 katı yapmasını beklemek biraz mantıksız oluyor. Hatırlarsanız biz bu coin'i kanalımızda ilk yer vermeye başladığımızda 0.01 dolardı. Ve zaten o zamandan alan arkadaşlar şu anda bile 10 katı kardalar. Ama bazı arkadaşlar 0.1 dolarlardan aldığı için şimdi ister istemez zarardayız biz diye çok yakınan arkadaş da var. Emin olun ilerleyen süreçlerde 0.5 dolar gibi 1 dolar gibi fiyatlar mümkün. Ama bunun için özellikle bakın üstüne basa basa söylüyorum büyük borsa şart hacim girmesi lazım coin'e. Yani 1 milyon 344 bin dolar hacim girmiş. Şimdi GTO geldiği zaman yine hacimsel olarak biraz daha artış gerçekleşecek. Çünkü GTO'da da az para dönmüyor ciddi bir hacimsel etkinliği var GTO borsasının da. Ama bize Huobi gibi Binance gibi Bitrex gibi Kraken olabilir. Bu şekilde büyük borsalar lazım. Bundan dolayı arkadaşlar özellikle MP coin'de yeni borsa listelemelerini de bekliyoruz Gate.io'dan sonrasında. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımız bu arada 201.000 kişi olduk. Gerçekten Türkiye'nin en büyük kripto para kanalı olduk ve bunu hepimiz beraber başardık. 200.000 aboneye özel çekiliş yapacağım sizlere söylemiştim. Bu çekilişin detaylarını da bir sonraki videomuzda sizlerle paylaşacağım. İçimden geçen arkadaşlar 200.000 adet coin'i dağıtmak. Ama bunu nasıl dağıtacağımız da Twitter sayfasından sizlerden yine anket için yine yardım alacağım. Yarın arkadaşlar Twitter sayfamızda bir anket yayınlanacak ve coin'in ismini bu ankette vereceğim sizlere ve kaç kişiye dağıtalım şeklinde soracağım. Siz yani mesela diyelim ki 10 kişiye dağıtalım derseniz siz arkadaşlar 10 kişiye dağıtacağız. 20 kişiye dağıtalım hocam derseniz 20 kişiye dağıtacağız. Ama tabii ki çok yüksek kişiye dağıtmamız mümkün değil çünkü 100 adet kişiye dağıtsak coin'in o zaman tabii ki parası da düşmüş olur. Bundan dolayı dediğim gibi 10 kişi olabilir, 20 kişi olabilir. Sizlere bunların seçeneklerini Twitter anketimizde sunacağım. Buna da siz karar vereceksiniz yine. Arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.